Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Eröz. Bugün sizlerle tığımızdan da anladığınız üzere tekrardan bir tunus çalışması yapacağız. Tunus model çalışması yapacağız. Bugün sizlere renk olarak yeşil ve beyazı seçtim arkadaşlar. İp kalınlığımı da şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum, göstermek istiyorum. Etrofil marka anti-peeling özelliği olan bir ip. Etiketleri yok. Şu an renk numaraları nedir bilemiyorum. Tığımda 3 numara bir tunus tığı arkadaşlar. Ucunun kalınlığını da göstermek istiyorum sizlere. Çok lafı uzatmadan direkt modelime geçmek istiyorum. Dilerseniz siz de iplerinizi, tığlarınızı hazırlayın ve hemen modelimizi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, beyaz ipimle başlıyorum ilk başta. Modelimiz 7 ve 7'nin katları ile ilerleyen bir model arkadaşlar. Artı 5 zincir çekeceğiz. O yüzden artı 5 dediğimiz için 7 ve 7'nin katları 14. Ben artı 5, yani toplamda 19 adet zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 adet zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimden batıyorum. Pardon, çok özür diliyorum. 2 ve 19 tane ilmek çıkartacağım arkadaşlar toplamda sıra sonuna kadar. Şöyle biraz odaklayabilelim. 19 adet ilmek çıkartacağım. Normal batıyorum arkadaşlar. Dilerseniz sıra sonuna kadar ben ilmeklerimi çıkartıp hemen geri dönüyorum. Ben 19 adet ilmeğimi çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi tunus tekniğiyle her birinden birer birer çıkarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Sıra başına kadar geleceğim. Birer birer çıkıyorum böyle. Umarım ipimi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü arka planda beyaz olduğu için biraz sıkıntı oluyor sanırım. Umarım size net bir şekilde iletebilirim modele. Evet, şurada bir karışıklık oldu. Hemen onu düzeltelim. Sıra başına kadar bu şekilde geleceğiz. Model çok kolay bir model arkadaşlar. Ayrıca çok gösterişli bir model. Birçok alanda kullanabileceğiniz bu model. Gerçekten kendini gösteren bir model. Sıramın başına gelene kadar tek tek çıkıyorum arkadaşlar. 19 adet ilmeğimden çıktım. Evet, toplamda 19 adet ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi ilk sıramız böyleydi. Şimdi arkadaşlar, ilk ilmeğimi düz almıyorum. Şöyle biraz yakın. Düz almıyorum arkadaşlar. İpimin arkasından geçirdim. İlmeğimi aldım. İlk bir ilmeğimi alıyorum. İkisine birden geçti, pardon. İpimi geçirdim. İlmeğimi, tığımı aldım ve çıkarttım. Ters örüyorum arkadaşlar. Bir ters, bir de düz örüyorum. İpimin arkasına aldım tığımı. İlmeğimden geçirdim. Tığımı öne aldım. Bir ilmek alıp çıkarttım. Bu ters örgü arkadaşlar. Şimdi bir de düz öreceğim. Hemen bir odaklama yapalım. Daha net aktarılsın size. Evet. Tel düzümü ördüm. Şimdi ters öreceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bir düz, bir ters olarak geleceğiz. En son zaten ilmeğimiz düz olarak bitecek arkadaşlar. Tamamlayıp hemen geliyorum. En son ilmeğimi düz olarak tamamladım arkadaşlar. Şimdi tek tek içlerinden çıkış yapıyorum. Gördüğünüz gibi tek tek çıkacağım. Bu sıranın sonunda artık örneğimizi koymaya başlayacağız. Örgü modelimiz ortaya çıkmış olacak. İkinci rengimize geçmiş olacağız arkadaşlar.
Şöyle biraz daha yakından öreyim, daha net görebilirim. Evet. Odaklama yapalım, evet. Sıramızın başına kadar devam ediyoruz bu şekilde. Çok pardon. Evet. Umarım birçok alanda kullanabileceğiniz bir model olur. Umarım faydalı bir model göstermiş olurum sizlere arkadaşlar. Evet, sıramızın başına geldik arkadaşlar. Şimdi bu sıradan sonra modelimizi koymaya başlayacağız ve ikinci rengimize geçiş yapacağız. Şimdi ikinci sırada yaptığımız gibi orada göstermiştik. İpimizi önüne aldık ve ters ördük. 2 oldu ilmeğimiz. Toplamda 5 ilmek ters öreceğiz arkadaşlar. 3 4 ve 5. ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Şimdi 5 ilmek ördük. Gördüğünüz gibi 2, 4 ve 5. Şimdi diğer rengime geçiş yapacağım. Yeşilden devam edeceğim. Hemen hazırlayalım ipimizi. Yeşili arkadaşlar şöyle yakından göstermek istiyorum. Bir karışıklık olmasın diye. Gördüğünüz gibi 5. ilmeğimizi aldık. Sıradaki 6. ilmeğimiz. Bu 5 ile arasına yapmıyoruz arkadaşlar. 6 ve 7 arasına. Tam buraya yapacağız. 5 ve 6 değil. 6 ve 7. Tam buradan giriş yapıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Ve ipimi çıkartıyorum. Başını doluyorum. Batıyorum. Bir kez daha çıkartıyorum. Toplamda bu işlemi 6 kez yapacağız arkadaşlar. 3, 4, 5 ve 6 kez çıkardım. Şimdi arkadaşlar bu 6 ve 7'nin arasına yapmıştık. 6 arkada kaldı. 7'yi de örmüyoruz arkadaşlar. Beyaz ipimize geçiş yapıyoruz. 7'yi de örmüyoruz. 8'den ters örgü olarak devam edeceğim arkadaşlar. 5 kez öreceğim. 2 3 4 ve 5. ilmeğimi de ters örgü olarak yaptım gördüğünüz gibi. Örnekler arasında 5 ilmek geçişi var. Şimdi hemen yeşil ipimi elime alıyorum. Tekrardan 6. ve 5 ve 6 değil 7, 6 ve 7 arasında örgümü sağlayacağım. İpimi arkadan alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 kez çıkışımı yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Tekrar iplerinizi değiştirirken diğer ipi altta bırakmaya bakın. Daha güzel bir görüntü olsun. Şimdi bunu almıyorum. Şundan devam edeceğim. Tersten örgü devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. örgümü de tamamlıyorum arkadaşlar. Buraya çift batacağım. Hoş bir görüntüsü olsun. Evet. Ters örgü olarak 5. örgümü de yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna döneceğiz arkadaşlar. Pardon, sıra başına geçeceğiz. Aynı şekilde iplerimi tek tek çıkartıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beyazlarımı tek tek çıkarttım. Şimdi sıra geldi yeşilime. Beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Ve buradan 6 battığımızdan şöyle 3 tanesinden çıkıyorum arkadaşlar.
bir zincir çekiyorum. Sıkıştırıyorum zincirimi. Diğer üçünü çıkıyorum arkadaşlar. Burada da bir zincir çekiyorum ve beyaz ipime geçiş yapıyorum. Beyaz ipime geçişimi yaptım. Şimdi 5 adet ilmeklerimin içinden çıkmaya devam edeceğim. 2 3 4 ve 5.'den de çıktım. Tekrar yeşil ipime geçiş yapıyorum. Yeşil ipimi aldım. Tekrardan 3 taneden çıkış yapacağım arkadaşlar. 3 adet çıktım. 1 adet zincir çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Diğer üçünden çıkış yapıyorum. Tekrar 1 adet zincir çekiyorum. Ve sıkıştırıyorum. Şimdi beyaz ipime geçiş yapacağım arkadaşlar. Beyaz ipime geçiş yaptıktan sonra artık bir bir çıkmaya devam edip sıramın başına geleceğim. Sıramın başına geldim. İlk örneğimizi koymuş olduk. Burada çok belli değil. İkinci sıramızı gittiğimizde daha net belli olacak. Bu aralardaki beşlerde arkadaşlar hep ters örgü olarak devam edeceğiz. Buralarda bir değişiklik yapmayacağız artık. Tekrardan ilk ilmeğimden başlıyorum. Ters örgü olarak 5 adet ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. 4. ve 5. örgümü de tersten ördüm. Şimdi yeşil ipime geçiş yapıyorum. Altta bırakıyorum yeşil ipimi. Beyaz ipimi altta bırakıyorum. Yeşil ipime geçiş yapıyorum. Ve ipimin başını dolamadan direkt batıyorum. Alıyorum. 7 kez alacağız. 6 kez alacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6.'yı aldım arkadaşlar. Şimdi beyaz ipime geçiş yapıyorum. Devam edeceğim. Artık bunları örmeye devam edeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 5.'yi de ördüm. Beyazla tamamladım. Şimdi yeşil ipime geçiş yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bu iki ilmeklerimizin arasına batacağım. Şu iki araya batacağım. Ve 6 kez ipimi çıkartacağım. 2 3 4 5 ve son ilmeğimi çıkartıyorum. 6. 6 kez ilmeğimi çıkarttım. Gördüğünüz gibi artık desenimiz, modelimiz kendini göstermeye başladı. Ve çok güzel bir model olarak ortaya çıkacak birazdan. Beyaz ipime geçiş yapıyorum. Sıra sonuna geleceğim artık. Battım. 1 2 3 4 ve 5. son ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi çok pardon. Devam ediyorum ve sıramın başına geliyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 kez beyaz ipimle geri geldim. Şimdi yeşil ipime geçiş yapıyorum. 3 adet ilmeğimi çıkartacağım şimdi. Çıkarttım ve bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Sıkıştırıyorum zincirimi. Bir 3 adet daha çıkartacağım.
sıkıştırıyorum zincirimi ve beyaz ipime geçiş yapıyorum. Beyaz ipimi aldım ve sıra sonuna kadar 5 adet çıkacağım arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 adet çıktım. Yeşil ipimi alıyorum. Bu beyaz ipim altta kalmak zorunda, yoksa öne geçer, modelimizin önüne geçer. Evet. Şimdi 3 adet alıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1-3 adet daha aldım. Bir zincir çektim. Beyaz ipime geçiş yaptım. Yeşil ipimiz altta kalacak bu kez. Evet. Ve teker teker şimdi modellerimizi tamamlayacağız. İlmeklerimizi tamamlayacağız. 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimi de tamamladım. Böylelikle modelimizi size 2 sırada göstermiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Arkada şöyle bir görüntü oluyor ama tabii ki bu görüntüyü örerken yok edebilirsiniz. Çok güzel ve çok şık duran bir model oluyor gerçekten. Her alanda kullanabilirsiniz dediğim gibi. Modellerinizi bu şu kısımları, iç içe geçmiş ilmek kısımlarını daha kabarık ve gösterişli olmasını istiyorsanız 6 kez değil 7 kez 8 kez batabilirsiniz. Buraları dediğim gibi hep ters ilerliyoruz. Gerçekten çok şık ve güzel bir model. Pofuduk pofuduk böyle bebek hırkalarında yapabileceğiniz, battaniyelerinde özellikle çok şık durabilecek bir model diye düşünüyorum. Bu tarafına bir astar dikerseniz gerçekten çok güzel ve şık bir battaniye olur. Şimdi sizlere daha önceden benim yaptığım bu modelin büyümüş halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model büyüdüğünde de böyle gözüküyor. Muhteşem bir görüntüsü var. Bu modelin videomun başında resimlerini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu videomu akşam çekimi yaptım. İpinin de beyaz olduğu için çok net ulaşmadığını düşünüyorum size. Ama umarım beklediğimden daha güzel bir görüntü çıkar ortaya. Fotoğraflarını da başında paylaşacağım ama gerçekten model olarak muhteşem, saç örgüsü gibi duran bir model. Ben bu modele bayıldım. Eğer siz de benim anlatımımı ve modellerimi beğeniyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bütün videolarıma beğeni atmayı unutmazsanız, benden desteğinizi esirgemezseniz gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Beni buraya kadar dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Tekrardan kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarıma da göz atıp daha güzel modellere de bakabilirsiniz. Her videomun sonunda söylediğim gibi bugününüz dününüzden, yarınınız da bugününüzden güzel olsun diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.